وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Aziz ve muhterem cemaat-i Müslümin. Zaman zaman hatırlatma ihtiyacını duyuyorum. O belli bir şey tekrarlanması gerekiyor. Niye tekrar ediliyor bilmeniz de çok da önemli değil ama gerekiyor işte. Li hikmetin taktazi, eski kitaplarda böyle bir ibare vardır. Yani gerekli kılan bir hikmetten dolayı. Cuma günleri bu cami-i şerifte cuma namazından önce yaptığımız derslerin mevzuları sırasıyla epeyce bir zamandan beri Yunus Sure-i Celilesi'nin ayetleridir. Yani Kur'an'ın dışına çıkmamak için her meseleye Kur'an ve sünnet açısından bakabilmek için, o çerçeveden bakabilmek için olanca gücümüzü kullanıyoruz. Daha önceki derslerimizden bu derslerimizin bir farkı var. Eskiden, yani siz nimeti kaçırmadan önce, fırsatı kaçırmadan önce, onu açık açık söyleyelim. Kur'an'dan bir ayet okunduğu zaman, o ayetin ışığında günün meseleleri ele alınıyor ve açıkça izah ediliyordu. Çünkü camilerdeki cemaat, belki cami dışındaki cemaat, hacca gitmiş, umreye gitmiş, bir Müslümanlık şahsiyeti taşıyor, ortaya koymaya çalışıyor olan kişiler, Kur'an'dan ayetler dinledikleri zaman, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini dinledikleri zaman o ayetlerin, o hadislerin hükümlerini kendilerine mal etmiyorlar. Yani bende dahil tabii. Kendimize mal etmiyoruz, onu gerilere atmaya çalışıyoruz. Yani bu ayet doğrudur, vardır diyor. Ama bunun devresi geçti. Şimdi Türkiye'de bu menfi akımı, olumsuz gelişmeleri yürüten bir kadro var biliyorsunuz. İlahiyata çöreklenmiş veya oradan başvur vermiş. Yani çıban çok derinlerde de ilahiyattan baş veriyor. Akıntısı oradan gözüküyor. Sanki öbür taraflarda hiçbir şey yokmuş gibi. Onlar ağızdır, çuval başka tarafta. Bunlar sadece ağız görevini yapıyorlar. Diyorlar ki, bu tarihe mal olmuş bir sistemdir. Tarihsellik, kendi ifadeleriyle. Yani İslam bir dönem icraatta bulunmuştur, insanları irşad etmiştir. Dağınık olan Arapları birleştirmiştir, puta tapınmayı önlemiştir ve devresini tamamlamak suretiyle tarihin rafına kaldırılmıştır diyorlar.
Yani bugün geçerli değil İslam diyorlar. İslam bugün geçerli değil. Ama ne yazık ki, ne yazık ki caminin dışındakini bırakın, cuma namazı kılmak üzere, beş vakit namazda cemaate katılmak üzere camiye gelenlerin ezici çoğunluğunun inancı da budur. Maalesef, yani şunu işte biraz teselli noktası olarak görüyorum, bunlar bilmeden bu işe itilmiş oluyorlar. Bilmeden, ehli sünnet ölçülerine göre, ehli sünnet dediğim zaman bunu da doğru anlatmam lazım. Yani zıttı mezhepleri kınamak için, hatırlatmak için bu tabiri kullanmıyorum ben. Ehli sünnet eşittir İslam. Allah ve Resulü'nün kastettiği İslam. Ve İslam eşittir ehli sünnet. Şimdi bazıları çıkıyor canım, ehli sünnet olanlar mı cennete girecek? Evet, onlar girecek tabii. Evet. Yani Müslümanlar cennete girecek. İslam'ın doğru şekli, gerçek şekli, Kur'an'ın sırat-ı müstakim diye tarif ettiği, doğru yol diye tarif ettiği o çizgi ehli sünnet çizgisidir. Bunun dışındaki iddia sahipleri isterlerse iddialarını ortaya koysunlar. Efendim şimdi biz de o noktaya geldik. Araplar biliyorsunuz peygamberimize muhatap olurlardı. Peygamberimiz hac mevsiminde normal şartlar içinde tebligatını yapamıyor. O mütareke ayları var, 4 ay. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında. Her türlü silah terk edilir. Mütareke ayları bunlar. Bütün silahlar bırakılır. Hac mevsimidir çünkü. Ve herkes çalışmasını, alışverişini, bilmem nesini bu barış ayları içinde, Eşhur-i Hurum dediği Kur'an'ın, savaşın yasak olduğu aylar içinde yürütüyordu. Peygamberimiz de bu dönemde tebligatını yapıyor. Geliyor, putlarını ziyaret maksadıyla Mekke'ye gelen, Beytullah'a gelen adamların çadırlarının önüne oturuyor. Yani bugün bizim tabirimizle kapıya gelen bir dilenci gibi. Ya kapıya gelmiş bir şeyler söylüyor. Geliyor çadırın önüne oturuyor Peygamberimiz ve Kur'an'dan ayetler okuyor. Ben Allah'ın gönderdiği son peygamberim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ım bana Kur'an isimli bir kitap indirdi, indiriyor Cenab-ı Hak, inişi devam ediyor. Bana iman etmeniz lazım. İmanın formülü de La İlahe illallah Muhammedur Resulullah demekten ibarettir. En kısa ifadesi. Bunu söylüyor Peygamberimiz. Kur'an'dan ayetler okuyor. Kelime-i tevhidi tebliğ ediyor. Tevhid inancını tebliğ ediyor. Bazen kovuyorlar onu oradan tabii. Ve arkasında amcası Ebu Leheb var. Amcası Ebu Leheb onun kalktığı çadıra damlıyor. Biraz evvel okuduğu bazı şeyleri dinlediğiniz bu kişi benim yeğenim Muhammed'dir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yeğenimdir. Müthiş bir yalancıdır. Peygamber olduğu iddiasındadır. Hakikaten peygamber olsa en önce ben iman ederim ona. Amcası sıfatıyla. Karı koca böyle onu arkadan yıkmaya çalışıyorlar. O günlerde okuyor. Araplar tabi çok çaresiz kalıyorlar. Onun okuduğu Kur'an o kadar müthiş bir şey ki ona karşı koymak mümkün değil. Cevapsız kalmak da mümkün değil. Olmuyor, cevapsız kalmak da olmuyor. Zaman zaman değişen cevaplar veriyorlar. Mesela meşhur cevaplarından birisi bu surenin de başında geçti o ayet. İnne hâdâ lesâhirun mübîn.
İn hâzâ illâ sihrun mübîn. Değişik ifadeler. Bu duyduğumuz, bu bize okunanlar apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Muhammed bir büyücüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem haşa bir sihirbazdır. Bu dinlediklerimiz de bir büyüdür, bir sihirdir diyorlar. Fakat inanmış değil buna. Bu bir sihirdir diyenin inancı yok buna. Söylediğinin doğru olduğuna inancı yok. Bir başka zamanda yine Kur'an'ı dinliyor. Peygamberimize bir cevap vermesi lazım. İn hâzâ illâ esâfirul evvelîn. Bir başka cevap tarzı. Bu eski ümmetlere ait masallardan, efsanelerden başka bir şey değildir diyorlar. Yani geçmişlerin hikayesidir bu. Geçmişlere ait bir kısım asılsız, temelsiz efsaneler, uydurmalar. Onları hiç kınamayın. Biz de bunu ağzımız becerip söyleyemiyor ama davranışımızda biz de bunu söylüyoruz. Camiye geliyor Müslüman, Kur'an'dan açık hükümler ihtiva eden ayetleri dinliyor, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şeriflerini dinliyor. Halbuki o ayetlerin, o hadislerin içinde yerine getirilmesi icap eden, bize teklif edilen bir kısım hükümler var. Onları yapmak zorundayız. Veya yapmamak görevi veriliyor bize. Mesela zina etmeyin deniyor. Dün bir mahkeme kararı vardı şeyde. Kadın içinde artık suç değil. Zina. Şu ülkeyi düşünebiliyor musunuz? Yani zina ne erkek için ne kadın için bir suç değil. Hatta yüz kızartıcı bir suç da değil yani. Hani bazı şeyler hukuken cezayı gerektirmez de toplum vicdanında ayıp sayılır. Kusur sayılır. Edep dışı sayılır. Zina o da değil artık. O da değil. Peki Kur'an'a inanmış bir toplum böyle inanabilir mi? Böyle düşünebilir mi? Ve bu hükümlerin yürütüldüğü bir toplumda o sessiz sakin durabilir mi? Durursa adı ne olur bu adamın? Ne adıyla durur? Müslüman adıyla mı durur? Münafık adıyla mı durur? Kafir adıyla mı durur? Ne adıyla durur bu adam? İşte biz buraya geldik. Yani biz de Kur'an'ı böyle dinliyoruz. Dinliyoruz. Almak için, kavramak için, tatbik etmek için, hayatımızı ona göre düzenlemek için değil, ya işte bugün cumadır, caminin içinde yer bulayım, serin, serin serin namazımı kılayım, işte bir şeyler de söyler hoca, bizi oyalar ezan okunana kadar. Eğer bu kafayla 76 yıl geçti, bir 76 yıl daha geçerse hiçbir şey değişmez. Keşke gücüm olsa da, öyle bir gücüm olsa da, bir organ nakli yapabilsem, o elimden gelse organ nakli, hekim olsam ve size birer tane beyin nakletsem. Bu beyinlerle olmazmış. Bu beyinlerle bu Müslümanlık olmaz arkadaşlar. Bunu silin kafanızdan bir defa. Hiç mi yok olanlara saygım? Hayır. Ama bu nasıl bir ülke Allah aşkına? Bu nasıl bir ülke? Kur'ansız bir ülke işte. Nasılı bu? Kur'an'ı ve sünneti kaldırmış, rafa koymuş. Senin sözün geçerli değil, senin hükmün geçerli değildir diyen müminler topluluğu. Kur'an'a inanan öyle bir toplum var ki onu kenara atabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Güya Kur'an'a inanıyor. Sahabe böyle midir? Hazreti Ebu Bekir şöyle bir ifade kullanıyor. Radıyallahu anh. Eyenkusu an dinina şeyun ve nahnu hayy. Biz hayatta olduğumuz müddetçe diyoruz.
Biz yaşadığımız müddetçe dinimizden herhangi bir şeyin eksik bırakılması, ortadan kaldırılması mümkün müdür diyor ya. Biz yaşıyoruz, biz hayattayız, bizim dinimizde bir azalma oluyor. Biz hayatta mıyız acaba? Biz ölüyüz herhalde. Biz ölüyüz ki dinimizde bir kısım eksilmeler, bir kısım kopmalar, bir kısım terkler meydana geliyor. Biz yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz niçin? Niye yaşamıyoruz? Bir şey daha söyleyeyim de dersime geçeceğim. Bir adam zinacı. Bir adam zinacı, evlidir. Yani başından bir kere nikah geçmiş. O zina ettiği anda karısı yok. Karısı ölmüş olabilir, boşanmış olabilir ama bir nikah dönemi geçmiş adamın üzerinden veya kadının üzerinden. Eğer onun zina suçu sübut bulursa, sübut bulursa, şartı var tabi, ya kendisinin 4 ayrı mecliste bu suçu ikrar etmesiyle, suçlu ikrar ediyor, diyor ki maalesef ben bu suçu işledim. İnkar ettiriyor ona Müslümanlar, herkes. Sen böyle bir suç işlemezsin. Bir vehme kapıldın, bir yanlışlık. Ama adamın imanı taşıyor, hayır diyor. Sahabeden maiz gibi. Ben bu suçu işledim diyor canım. Bunun saklanacak tarafı yok. Veya ya kendi ikrarı var veya 4 şahidin o zina halinde bu hadiseyi müşahede edişi var. Fiili zina. Öyle 2 tane insan, birisi erkek birisi kadın, işte anadan doğma çıplak bir odada gördük bunları, bu yetmez. Evet, orada bir işaret var. Burada bir sakatlık var ama ölüm cezasını tatbik edemezsiniz. Erkekle kadını anadan doğma çıplak bulsanız bir odanın içinde, besbelli ki bunlar bir şey yapıyorlardı burada ama ölüm cezasını tatbik edemezsiniz. O zina fiilinin işlenişini 4 kişinin görmesi lazım. 4 kişinin gözü önünde bu kadar açıkça bu kepazeliği yapan adamın zaten gebermesi lazım canım. Yani kurulmuşlar, fiilen zina ediyorlar ve 4 kişiye de siz de seyredin bizi diyorlarsa bunlar yaşamaz. Şimdi zinacının cezası ölüm. Mahkemeler ne derse desin. Zinacının, evli zinacının cezası ölümdür. Bekar olanların 100 sopadan geçirilmesi gerekiyor. 100 değnek. Olmadı bu. Adam evliydi, zina suçunu da işledi. O her ne kadar ölüm cezasına mahkum edilmemişse de Allah'ın ölçülerine göre o adam ölüdür. O dolaşıyor bu toplumda ama o ölüdür. Hani bir idam mahkumu kaçmıştır, firar etmiştir diyelim. Nerede yakalanırsa hemen infaz edilmeyecek mi? İşte bugünkü zinacılar bir gün yakalanacak bunlar. Evet. Onlar zannediyorlar ki biz işte mahkemeler şöyle dedi, bunlar böyle dedi. Bizi kimse, sen ölüsün, sen yaşamıyorsun zaten. Efendim katil öyle yapmış, böyle yapmış, sıyırmış. Eğer kısası gerektirecek şekilde, yani kasten, taammüden adam öldürmüşse, bile bile adam öldürmüşse, düşmanlıkla öldürmüşse, o yaşamıyor o adam. Ona kısas tatbik edilmesi lazım. Eğer varisler affetmemişse. Şimdi varislerin kullanacağı af yetkisini hükümetler kullanmaya kalkışıyor. Senin nerede yetkin var canım? Babamın katilini ben affederim. Sen değil. Sen benim babamın oğlu değilsin. Babamın, annemin varisi de değilsin sen. Ey bakan, ey hükümet erkanı, siz böyle bir şey değilsiniz. Nasıl affedersiniz siz canım? Ha, kasten adam öldüren öldürülecek.
kısaslı hayat var ya, ancak İslam o kadar hayata taraftardır ki, bir adamın 10 tane varisi var, öldürülen bir kişinin 10 kişisi var geride, 9 tanesi kısas istiyor, katilin öldürülmesini istiyor. İşlerinden bir tanesi diyor ki, canım bunu öldüreceğiz de ne elimize geçecek? Başka türlü cezalandıralım. Bitti. 10 kişinin iddiası suya düşer. O bir kişinin sözüne binaen İslam ölüm cezasını kaldırır. Ölüm cezası kalksın demiyor mu İslam dini? Evvela nasıl kaldırıyor? İnsan öldürme suçunu kaldıralım diyor İslam dini. Bu cinayet işlenmesin ya sen. 24 saat televizyonunda cinayet tatbikatını seyrettireceksin bu millete. Gencine, ihtiyarına, kadınına, erkeğine nasıl insan öldürülür? Ceset nasıl saklanır? Bu iş nasıl inkar edilir? Bunları öğreteceksin gece gündüz. Ondan sonra da ben katil olursa ölene acımayacaksın, katile acıyacaksın, ona af getirebilmek için bunlar olmaz. Bunların adaletle, insafla, merhametle hiç bağlantısı yoktur. Bir iki cümle söyledim, bugünlerde konuşuluyordu, onun için söylüyorum. Şimdi gelelim biz mevzumuza. Bu sıramızdaki ayetler, Yunus Sûre-i Celilesi içindeki ayetler, Firavun'u mevzu edinen ayetler. Her zaman söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, bir tek Yunus suresinde değil, birçok suresinde Firavun'la ilgili uzun veya kısa bir kısım izahlar, bir kısım beyanlar geçiyor. Niye bu kadar ısrar eder Cenab-ı Hak Firavun üzerinde? Firavun bir anahtar adamdır. Nenin anahtarıdır bu? Dünyada insan idaresine hakim olan, insan sevk ve idaresinde bulunan, yani siyasi vasfı, devlet adamlığı vasfı olan ama bu sıfatını kötüye kullanan. Devlet adamı olmak illa kötü demek değildir. Devlet adamı vasfını alan, o yetkiyi alan, o otoriteyi kazanan, bu yetkisini insanların aleyhinde kullanan, kötüye kullanan, bütün kötü devlet adamlarını anlamak için anahtar kişi Firavun'dur. Evet. Firavun'u tanıdın mı? Neron'u da tanırsın. Firavun'u tanıdın mı bilmem, Hitler'i de tanırsın. Firavun'u tanıdın mı? Tanırsın, tanırsın, tanırsın. Ve elümme cerrah. Bu gider. Kur'an'ı dikkatle okuyacaksın. Kur'an'da Firavun'la ilgili hususiyetleri, özellikleri tespit edeceksin ve dünyada iş başındaki insanlara tatbik edeceksin. Bu Firavunca vasıflardan kaçı bu adamda var? Veya kaçı yok. Çünkü Firavun'un zıttı da kim? Onun karşısında Hazreti Musa var. Hangisinde Musa vasfı var, hangisinde Firavun vasfı var? Bu anahtar bunları çözer. İşte Hazreti Musa'yı bunalttı bu Firavun. Ellerini açtı. Ya Rabbi, Firavun'a ve onun ileri gelen kadrolarına, mele diyor Kur'an-ı Kerim, devlet adamlarına dünya hayatının bütün tantanasını, saltanatını verdin. Ve yüklü yüklü servetler verdin. Zineten ve emvalen fil hayati dünya. Dünya hayatının bütün tantanası var heriflerde. Ve büyük servetler verdin. Rabbena liyudillu an sebilik. Ya Rabbi, bunlar senin kullarını senin yolundan saptırmakta bu işi kullanıyorlar. Saltanatına imrendiriyor insanları. Ben eğer haksız olsaydım bu servetlerin sahibi olur muydum?
Bu tantananın, bu şamatanın sahibi olur muydum? Takılın arkama, tapının bana, siz de muhteşem olun diyor. Hazreti Musa'ya bana tapınacaksın diyor. Musa Aleyhisselam ona Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu anlatıyor. Ona kul olması gerektiğini anlatıyor. O diyor ki, لَاِنِ اتَّخَذَتَ اِلٰهًا غَيْرِ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Ey Musa, benden başka bir ilah edinirsen, kendine bir mabut, bir ilah kabul edersen, seni zindanlarda çürüyenlerden yaparım diyor. Hapishanelerde çürütürüm seni diyor. Bana tapınacaksın diyor Hazreti Musa. O ona Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak için gelmiş. Böyle şımarık bir adam. En son, ya Rabbi, bunların bütün servetlerini yok et. Saltanatlarını, mülklerini, servetlerini sil, ortadan kaldır. Ve kalplerini sımsıkı kapat. O çetin azabı, azabı elimi görünceye kadar sana iman etmesin bunlar. Yani inanma fırsatı kalmasın bunlarda. Bir peygamber bu duayı yapıyor. Çok şiddetli olmadı mı? Çok şiddetli oldu. Ama eğer yanlış olsaydı cevap öyle gelmez. Kale kat ücibet davetüküm. Allah cevap veriyor. Ey Musa ile Harun aleyhisselam, duanız kabul edildi diyor Cenab-ı Hak. Yani Firavun'un saltanatını yok edeceğim. Öyle istediniz değil mi? Onu yapacağım. Ve onların bütün saltanatlarını, o temaşa edilen tantanalarını yok edeceğim. Ve kalpleri imana açılmayacak bunlar. Allah muhafaza etsin. Bir peygamberin bedduasına hedef olabilmek korkunç bir şey yani. İşte oradan şimdi gidiyoruz. Mısır'dan çıktı Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam. O günkü bir avuç Müslümanla, hani erkek çocukları hayvanlar gibi boğazlanan o Müslüman kesimle Filistin'e ulaşmak üzere Mısır'dan çıktılar. Gizlice. Ama Firavun istihbar etti bunu. Ve güçlü bir orduyla arkalarına takıldı. Bir avuç adam. Zaten bir yerde bir Müslüman çıkar ortaya, bir bakarsınız ki muazzam bir güç. Ya ne korkuyorsunuz? Bir kişi bu yahu. Firavunca düşündüğün zaman korkarsın. Takıldılar arkalarına. Öyle bir yerde sıkıştırdılar ki sağa sola gidemez bunlar. Aşılmaz kayalıklar var. İleri gidemezler. Önlerinde deniz var. Geri dönemezler. Firavun ve ordusu var. Ne olacak şimdi? Kur'an o sahneyi anlatıyor. Felemma tera'el cem'an kâle ashabu Musa inna lemudrik. Bu iki topluluk Firavun ve askerleriyle Musa Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanlar. Bu iki topluluk karşılıklı olarak birbirlerini görünce onlar görüyorlar. Musa'nın arkadaşları aleyhissalatü vesselam dedi ki diyor Cenab-ı Hak, hiç ötesi berisi lamicim yok, kesinlikle yakalandık dediler. İnna lemüdrek, bitti. Biz yakalandık. Buradan kurtulmak olmaz. Nereye gideyim? Hazreti Musa'ya bak. Kella, hayır dedi. Kim demiş? O ablukayı düşünüyor musunuz? O çemberi düşünüyor musun? Hayır diyor Musa Aleyhisselam. Kim demiş yakalandığımız? İnne mâ ya Rabbi seyehdi. Rabbim benim yanımda. Allah benimle beraberdir. O mutlaka beni sahili selamete çıkaracaktır. Bu şeyi gösterince vahyettik diyor ona. Şu elindeki değneği şu denize bir vur bakayım. Çoban değneği. Sıradan bir değnek, bir odun parçası. Bir vuruyor denize, elinize bir çubuk alın, suya vurun. Ne olur? İşte bir kırmızı sıçramalar olur. 12 cadde açılıyor.
bulvar açıldı. 12 cadde. Neden 12? Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu var. Oradaki Müslümanlar o 12 oğlun soyundan geliyorlar. Onun oğullarının soyundan gelen her topluluğa Allah bir cadde açıyor. Açıldı ve yürüyorlar. Senin Boğaziçi Köprün ne ifade eder ki orada? Normal bir köprü kurulmuş gidiyor. Firavun ve adamları ne yapacak şimdi? İşte Cenab-ı Hak burayı anlatıyor. Ve cavez nabi beni İsrail. Biz İsrail oğullarını, o günkü Müslümanlar, İsrail deyince bugünle karıştırmayın ha. Bugünkü İsrail o İsrail değildir. Bunlar Müslümanların en azılı düşmanlarıdır bunlar. Bugünküler için söylüyorum. Efendim, en azılı düşmanlarıdır. Çünkü Kur'an لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذ۪ينَ اَشَكُرُ İman edenlerin en azılı, en şiddetli düşmanı olarak sen Yahudi ve müşrikleri bulacaksın diyor Cenab-ı Hak Peygamberimize. Düşmanlarını şöyle bir tasnif etsen, en şiddetlisinden en zayıfına doğru sıralamak istesen, düşmanların, Müslümanların düşmanlarının başında Yahudi var. Bir numara onu kaptırmaz. İki numara putperestler, müşrikler. Ve Müslümanlara en yakın sayılabilecek ama yine de düşman Hristiyanlardır. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى Biz Hristiyanız diyenler. Yani İsrail deyince hemen zaten bir manada hoşuma da gidiyor. Onlar artık İsrail de demiyorlar. Kur'an'ın ifadesini değil de İsrail diyor. İsrail. Modern kafalar Kur'an'daki o ayeti, o kelimeyi de kullanamıyor. O da bir şey geliyor onlara, zül geliyor. Ama benim işime yarıyor. O Müslüman olan İsrail oğullarıyla bu İsrail ayrılıyor birbirinden. Biz onları denizden geçirdik diyor. El-Bahre denizi geçirdik bunlara. فَاَتْبَاهُمْ فِرَعُونُ وَجُنُودُ Firavun ve onun askerleri de onları takip etti. Onların arkasına düştüler. Aynı yoldan onlar da yürüyorlar. Ama hangi düşüncelerle? بَغْيَنْ وَعَدْبَى Azgınlık içinde, serkeşlik içinde ve düşmanlıkla dolu olarak onları takip ediyorlar. Yani yakalayacaklar, enseleyecekler, mahvedecekler. Düşmanca bir takip, zalimce bir takip. Hala uslanmış değil, görüyor bak. Ya bunların bir değeri var ki, bir hatırı var ki bu deniz bunlar için yol oldu. Bir ömür boyu biz bu denizin kenarındayız. Bu deniz şimdiye kadar hiç kimseye yol olmadı, geçit vermedi. Bunlara niçin geçit veriyor? Bunların bir hatırı var demektir. Onu da düşünmüyor, bana da yol verir diyor. Tabii bir olay sayıyor bu işi. Ama iş değişti. Hatta izâ edrekehul gharak. Vaktaki diyor Cenab-ı Hak, su, denizin suyu o firavunu boğacak seviyeye yükseldi. O, hani bugün halkın dilinde şöyle bir şey var. Bazı yerlerde deniz dolduruluyor, yol yapılıyor. Deniz verdiğini geri alır diye böyle yerleşmiş bir tabir var. Onlar uydurma tabiriyle doğa verdiğini geri alır diyorlar. Bu doğa kelimesi de çirkin bir çirkin bir kelime. Asıl kainat diyeceksin. Hadi biraz daha hafiflettin. Tabiat de hiç olmazsa birader ya. Bu doğa nedir yani? Hiç mantığı, manası olmayan bir kelime yani. Astarı kökü yok. Verdiğini geri alır. Yoksa Musa Aleyhisselam dönemindeki olaya mı bir işarette bulunuyoruz? Deniz önce yol verdi.
o günkü Müslümanlara, sonra tuttu yolunu geri aldı. Tekrar deniz oldu o yollar. Eskisi gibi deniz oldu. Ve su yükselmeye başladı. Şimdi onlar yol zannettiler, girdiler deniz alanına. Eskiden deniz olan, Müslümanlar için yol haline gelen yerler tekrar deniz olunca sular yükseliyor. Ve su yüksele yüksele Firavun'un ağzından içeri girdi, girmek üzeredir. Boğuldu, boğulmak üzereyken bakın şimdi ne diyor Firavun. O kaftan kafa hükmeden, hiçbir kaba sığmayan adam, benden başka ilah yoktur diyen adam. Amentü. Ağzından çıkan ilk ifade. Dedi ki, amentü, ben iman ettim diyor adam. Mısır'daki Firavun. Bu Firavun'a bu son anında iman ettim tabiri nasip oluyor. Geçerli değil ama bizim Firavunlar buna dahi ulaşamıyorlar. Evet. Bizim Firavunlarımıza bu tabir dahi nasip olmuyor. Maalesef. Ne büyük talihsizlik. Neye iman ettin sen? Kayops. Neye iman ettin? Bir söyle bakalım. Ennehu la ilahe illellezî amenet bihi benû İsrail. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hiçbir ilah, hiçbir yaratıcı, hiçbir halik, mabud bulunmayan, tabirlere dikkat buyurun. Ve İsrail oğullarının şu benim takip ettiğim, ezdiğim, üzdüğüm, çocuklarını kestirdiğim şu İsrail oğullarının da iman ettiği o tek olan Allah'a ben de inandım diyor. İnandım demekle bitirmiyor. Ve ene minel müslimin. Ve ben de Müslümanlardan oldum diyor. Yani o dinin adı da İslam. Yeryüzünde İslam'dan başka din yok. İslam hak dinin adıdır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar uzayan hak dinin adıdır. Öbür dinler işte Yahudilik diyor. Yahudilik diye bir din yok. Zaten Yahudi Tevrat'ı reddeden, Hazreti Musa'yı reddeden, ona binbir problemi açan o asi, o sapık, o zalim topluluğun adıdır. İnanan topluluğun değil, karşı koyan topluluğun adıdır. Nesara, Hristiyan, inanan topluluğun değil, karşı koyan topluluğun adıdır. Biz bunları masum görüyoruz. Yani şimdi Allah Baba, Oğul, Ruhul Kudüs'ten ibarettir diyor Vatikan. Bunlar Allah'a inanıyor mu ya? Allah hem üçtür hem birdir. Bir mantık var canım. Mantıkta bir ayniyet prensibi var. Bütün ilimler kabul etmiş. Bir şey üç ise bir değildir. Bir ise üç değildir. Ayniyet prensibi. Böyle şey mi olur? Efendim sizin aklınız ermiyor. Aklın olmadığı yerde din yok. Bir yerde akıl yoksa orada dinin işi yok. Çünkü din bütün tekliflerini akla yapar. Akıllı bir insana yapar. Bunlar aklı sefere gönderdiler ve inanma sor diyor Müslümanlar. Onlar da diyor ki sorma inan. Hristiyanlıkta prensip bu. Sormayacaksın inanacaksın. Bunlar din olamaz. Her ne kadar yerli avukatları olsa bile bunların, bizim bir kısım profesörlerimiz soyundular. Onlara avukatlık yapıyorlar. Onları cennete taşımaya çalışıyorlar. Dolmuşlu oldu herifler. Profesör değil. Ama ne yazık ki cennetle cehennem arasında dolmuş yapıyorlar. Ve cennetten cehenneme doğru taşıyorlar bunlar. Efendim ben Edison'u cennete alırım. Alabilirsen al göreyim seni bakayım hadi. Hitler'i niye almıyorsun madem öyledir? O da gavur, o da gavur. Madem ki bunlar da girecek içeri, al bakayım kim alabiliyorsun. Sen bir gir bakayım da. Önce kendin bir gir. Kendini bir sağlam al da sonra geride kalanları düşünürüz. Cennete girmenin şartı iman ve ameldir. Kim de varsa o girer. Çulsuz yetim de varsa o girer. Ama trilyoner bir adam da yoksa
o dışarıda kalır. Rütbeyle, parayla olacak iş değil bu. Şimdi böyle diyor, ben de Müslümanlardan oldum ama tabii bir cevap veriliyor buna. Al-ane, şimdi mi? Aynen cevabı budur Allah'ın, şimdi mi? Lekad asayte kablu. Bundan önce sen isyan etmiştin, Allah'a karşı gelmiştin. O bir dediğin Allah'ı reddetmiştin. Ve künte minel müfsidin. Ve sen yeryüzünde bozgunculardan, yıkıcılardan olmuştun. Peygamberlik müessesesine karşıydın, dinleri yıkıyordun, bütün sistemleri deviriyordun. Sen bu değil miydin şimdi mi? Ha. Senin bu şeyin makbul değil. Sana ne işlem yapılacak? Merasim ister bu da tabii. Boğuluyor ya, devlet adamı boğuluyor. O da devlet töreni istiyordu. Yok, onun töreni şöyle. Fel yevme nüneccike. Bir bedenike. Ey Firavun, bugün seni bedeninle, şu cesedinle kurtaracağız. Denizde kalsan, balıklara yem olsan, o pis cesedini yeseler, bitirseler, çünkü balıklar da yemez onu. Böyle bir hain, zalim, mendebur. Senin bedenini kurtaracağız diyor Allah. Ama niye? Hürmete layıksın, ikrama layıksın diye değil. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَ. Arkanda geride kalanlara, senden sonra gelenlere bir ibret olasın diye seni kurtaracağız. Yani ne kadar aciz, ne kadar güçsüz, ne kadar zavallı, ne kadar çaresiz olduğunu senden sonra gelen nesillere göstermek için. Sen şimdi şımarıyorsun. مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرِ diyorsun. Sizin için kendinden başka ilah bilmiyorum diyorsun. Sana göstereceğiz, herkese göstereceğiz. Sen ilah mısın, değil misin? اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰ dedin. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Şimdi göster bakayım kendini. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ اَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Gerçekten insanların büyük bir çoğunluğu diyor Allah, bizim ayetlerimizden gafil, habersizdirler. Bizim gücümüzden haberdar değil bunlar. Sıradan olaylar gibi görüp geçiyor. Şimdi mesela daha üçü çeyrek geçecek, yine çok çabuk unuttunuz diyor Cenab-ı Hak. Çok çabuk unuttunuz. Her şey geçti, yaralar savdı zannettiniz. Değil, ben buradayım diyor. Ben buradayım. Beni hatırınızdan çıkartmayın dercesine ikazda bulundu. Biz görmemezlikten geliyoruz. Efendim, zelzele tabii bir olaydır diyor. Allah Allah. Diyelim ki tabiidir. Bu olayı sen mi koydun yani? Biz diyoruz ki bu sünnetullahın bir parçası. Yani Allah'ın bu kainatta yürüttüğü kanunlardan bir tanesi. E sen buna ister tabii de ne dersen de bunu yapan sen değilsin ama. İşte ben bunu arıyorum. Bunu sen yapmadın. Fay hattından enerji boşandı, tamam. Ama fay hattını da sen yaratmadın. Enerjiyi de sen yerleştirmedin. Enerjiyi de sen boşaltmadın be kardeşim ya. Bütün bunları yapan gücü gör artık ya. Bunları yapan gücü göreceksin. Bu kudretin farkında olacaksın. Biz ilmi inkar etmiyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Hani alet çıkmıştı? Gösteriyordular televizyonda. En az 2 saat önce haber verdi. Nerede bu alet? Şunu biliyorum ben bu konuda. Bu ilimle meşgul olanlar zelzelenin zamanı konusunda hiçbirinizden daha bilgili değildirler. Vallahi sizin seviyenizdedir hepsi. Markası markası kim olursa olsun. Sizden daha ötede bir şey bilmiyorlar. Zamanı konusunda bir şey bilmiyorlar ama tabii araziyi inceliyor, şekilleri inceliyor, kalıntılar inceliyor, bir şeyler söylüyor. O bir ilimdir, ben onu reddetmiyorum. Ama
Cenab-ı Hak zorluyor, beni kabul edeceksin diyor. Ya onu da çok zorladı. Öyle mi kabul etmedin beni? Hadi şimdi gir denizin içine, boğul sularda, öyle kabul et beni bakayım. Niye yaradı bu? Hiçbir şey yaramadı. Ve insanların çoğu habersizdir diyor Cenab-ı Hak. Kur'an'da bir başka ayet. Ve keeyyin min ayetin fis semavati vel arz. Göklerde ve yerde nice ayetler, Allah'ın varlığını, birliğini ortaya koyan nice deliller var. Yemurrun aleyha, o ayetlere uğrayıp geçiyorlar, uğruyorlar. O Allah'ı ispat edenlerin yanından geçiyor ve o manha muridun ve onlardan yüz çeviriyor. Yani geceyle gündüz geliyor gidiyor. Ne bu? Bunda büyük bir ibret var diyor Cenab-ı Hak. İnne fî zâlike le ibreten li ulil ebsâr. Yukallibullâhu leyle ven nehâr. Allah geceyle gündüzü değiştiriyor. Gündüzü gönderiyor, geceyi getiriyor. Geceyi gönderiyor, gündüzü getiriyor. Biz bu olaya hiç bakmıyoruz ya. Sıradan bir olay. Akşam oldu, kolunda bir saati var. Vuruyor kafaya, yatıyor aşağı. Sabah oldu, kalkıyor, gidiyor. Ne oldu? Olan nedir? Kim yaptı bunları? Niye sormuyorsun? İşte bir sürü bizi hatırlatan, bizi ispat eden bir sürü delilimiz var diyor Allah. Uğrayıp geçiyor, başını çevirip geçiyor. Firavun da bunu yaptı. Ama sonu belli. Biz böyle yapmayalım, bizim de o belli sondan kaçınmamız mümkün olmaz. Allah korusun. Değerli Müslümanlar, şunu söyleyeyim. Hiç kimse, Hazreti Adem'den bu yana hiç kimse dine karşı koyduğu için, peygamberlere karşı koyduğu için karlı çıkmış değildir. Bunu sizin şahsınızda milyonlara söylüyorum. Özellikle bizi idare edenlere söylüyorum. Dinsizliği tercih eden, peygamberlere karşı cephede yerini alan, Allah'ın kitaplarına karşı olan cephede yerini alan hiçbir kişi sonunda karlı çıkmış değildir. Gelin vazgeçin. Gelin vazgeçin. Kur'an düşmanlığından vazgeçin. Peygamber düşmanlığından vazgeçin. Müslümanlık ve Müslüman düşmanlığından vazgeçin. Bu size bir kar getirmeyecek. Tamam, paçayı kurtardın, rakiplerini kaldırdın ortadan. Kaç sene kalacaksın sen arkada? Ya kalacağın müddet için yaptığın zulüm ve işkenceye değmez. Sen zalim oluyorsun. Ne adına zalim oluyorsun? Ve senin yaptığın zulmün ilk ateşi seni yakacak. Evet, çevrende de bir kısım insanlar yanacak ama asıl sen yanacaksın ya. Merhametimizden sizi acıyoruz. Vallahi bizim yaklaşımımız merhametledir. O kafir dediğim adam da bir insan, benim gibi bir insan. Onunla cennete girme şansı var. Niye cehenneme girsin bu adam ya? Adamı kolundan tutuyorsun, ateşten geri çekmeye çalışıyorsun. O parmaklarımı çözüyor, tekrar ateşe dönmeye çalışıyor. E bunu cennete hiçbir avukat taşıyamaz ki. O çözüyor benim parmaklarımı, ben ne yapayım? Ya Rabbi, cümlemize seni ve senin ayetlerini kavrama, anlama basiretini, şuurunu ihsan eyle. Peygamberlerinin cephesinde yer alan, kitaplarının, senin vahyinin cephesinde